Geçmişte Ermeni halkı onlara güvendi. Kendilerini Osmanlı'nın zulmünden kurtaracak. Ama yanıldılar. Çünkü onlar geldiler, kendi işlerini, kendi hesaplarını yaptılar, çekilip gittiler ve burada kardeşi kardeşle kan içerisinde. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, tam 17 yıl önce İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde Agos gazetesinin önünde silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Zaten uzun süredir hedefteydi. Cinayetin taşları adım adım döşenmişti. Tetikçi ise o dönem 17 yaşında olan Ogün Samas'tı. Gazeteci Hrant Dink'i ölüme götüren süreç neden hedef oldu, yargılandığı davalarda neler yaşandı? Türkiye'de Ermenice ve Türkçe olarak haftalık yayımlanan Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 17 yıl geçti. Hrant Dink, Ermeni meselesini, Ermeni toplumunun ve kurumlarının yaşadığı sorunları inatçı bir üslüple tartışmaya açmıştı. Bu nedenle çeşitli dönemlerde hedef oldu. Agos gazetesinin 6 Şubat 2004 tarihli nüshasında Sabiha Gökçe'nin yetimhaneden alınmış bir Ermeni olduğuna ilişkin iddiayı içeren bir haber yapıldı. Haberle ilgili başlarda olumlu veya olumsuz herhangi bir tepki olmadı. Haberin Agos'ta yayımlanmasından 15 gün sonra 21 Şubat 2004 yılında Hürriyet gazetesinde bir haber yayımlandı. Agos'taki yazıya atıf yapılan ve Sabiha Gökçen mi, Hatun Sebilciyan mı başlığı taşıyan haber, Sabiha Gökçen'in 80 yıllık sırrı başlığıyla gazetenin manşetine taşındı. Hrant Dink'in ifadeleriyle Hürriyet'te manşetten verilince olanlar oldu ve Türkiye'de yer yerinden oynadı. Hürriyet'in haberinden bir gün sonra 22 Şubat 2004'te Genelkurmay Başkanlığı Hrant Dink'e yönelik oldukça sert ifadeler içeren bir açıklama yayımladı. Açıklamanın yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı'nca MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'la görüşüldü ve Hrant Dink'le görüşülmesi istendi. MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay'ı arayarak Hrant Dink'le görüşülmesi talimatını verdi. Hüseyin Kubilay Günay'la İstanbul Valisi Muammer Güler de Hrant Dink'le görüşmenin İstanbul Valiliğinde yapılmasını karar verdi. İstanbul Valisi Muammer Güler bu görüşmeyle ilgili yardımcısı Ergun Güngör'ü MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay'da terörden sorumlu daire başkanı Özel Yılmaz'la memur Handan S'yi görevlendirdi. Hrant Dink, 24 Şubat 2004'te İstanbul Valiliğinde Ergun Güngör, Özel Yılmaz ve Handan S ile görüştü. Ancak görüşmedeki MİT görevlileri Ergun Güngör'ün yakınları olarak tanıtıldı. Hrant Dink, 12 Ocak 2007 tarihinde yazdığı "Neden Hedef Seçildim?" başlıklı yazısında o görüşme için konuşmaların içeriğinden beni hangi amaçla oraya çağırdıkları belliydi. Haddimi bilmeliydim, dikkatli olmalıydım, yoksa iyi olmazdı diyecekti. Bu hat bildirme görüşmesini suç duyuruları izledi. Bir takım kişi ve kuruluşlar tek tip dilekçeler verdi. 2 Mart 2004 tarihinde ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü imzasıyla Hrant Dink'in 13 Şubat 2004 tarihli yazısının Şişli Cumhuriyet Başsavcılığınca tetkik edilmesini talep etti. Devlet tarafından yapılan bu girişimler, Hrant Dink'in koyu bir Ermeni milliyetçisi olması, sözde Ermeni soykırımını inanılmaz derecede savunması, Türkiye Cumhuriyeti'ne bu konuda iftiralar attığı iddiasıyla gerçekleştirdi. Çünkü devlet 10 yıllardır dış güçlere karşı sözde Ermeni soykırımı konusunda inanılmaz bir refleks geliştirmiş ve iftiralara boyun eğmemişti. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti kendisini korumak zorundaydı. 26 Şubat 2004 tarihinde ise Levent T. adlı kişi önderliğinde bir grup Agos gazetesi önünde eylem yaptı. Çünkü gazete
Sözde Ermeni soykırımı başta olmak üzere Ermeni milliyetçiliğine çanak tutuyordu. Eylemde ya sev ya terk et, bir gece ansızın gelebiliriz sloganları eşliğinde yapılan açıklamada Hrant Dink bundan sonra bütün öfkemizin ve nefretimizin hedefidir, hedefimizdir deniyordu. 3 Mart 2004'te ise bu kez kendilerini asılsız Ermeni iddialarıyla Mücadele Federasyonu olarak adlandırılan bir grup Agos gazetesi önündeydi. Ve 16 Nisan 2004'te Hrant Dink ve Karin Karakaşlı hakkında iddianame düzenlendi. Suçlama, Türklüğü aşağılama iddiasıydı. Türk'ten boşalacak zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni'nin Ermenistan ile kuracağı asil damarında mevcuttur. Bu mudur cümle? Cümle budur, aynen budur. Türk'ten boşalacak zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni'nin Ermenistan ile kuracağı asil damarında mevcuttur. Evet. Şimdi burada ilk etapta insanı irkiltici çok sözcükler doğru, çok doğru. Çok, Türk'ten boşalacak çok zehirli kan. Yani sanki Türk'ün kanı zehirli kanmış gibi. Şimdi Türk orada bir anlam yetersizliği var. Türk'ün kanı zehirli mi diyorum? Türk'ün kanı akacak zehirli kandan ne demek istiyor? Anlam. Burada bir anlam. Peki Hrant Dink kifayetsizdi. Ne demek istiyorsunuz? Yazıyı alır okursanız Hrant Dink'in ne demek istediği çok net orada. Ben yazıyı okudum. Şimdi bu yazı şu. 8 dizilik Ermeni kimliği üzerine, Türk kimliği üzerine değil, Ermeni kimliği üzerine yazı yazıyorum ben. Ve bu yazılarımdan 3 bölümü Ermeni kimliğinde Türk'ün rolünü anlatan ve onu analiz eden bir yaklaşım. Şişli 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde 7 Ekim 2005'te görülen davanın karar duruşmasında Hrant Dink hakkında mahkumiyet kararı verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de bu kararı 1 Mayıs 2006'da onadı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Emineoğlu onama kararına itiraz etti ancak itirazı reddedildi. Hrant Dink hakkında bir başka davaysa 14 Ekim 2005'te açıldı. Bu kez suçlama, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıydı. Bununla da bitmedi. Sözde Ermeni soykırımını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gözünün içine baka baka her ortamda savunan Hrant Dink, 14 Temmuz 2006'da Reuters haber ajansına "Elbette bu bir soykırımdır diyorum. Çünkü sonuç kendisini tanımlıyor ve adını koyuyor. 4000 yıldır bu topraklarda yaşayan, halkın bu olanlarla birlikte artık ortadan yok olduğunu görüyoruz" şeklinde bir görüş verdi. Agos gazetesi de bunu haberleştirdi. Bu açıklama ve haber nedeniyle Hrant Dink ile Arat Dink ve Sarkis Seropyan hakkında 2006 yılı Eylül ayında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir dava daha açıldı. Bu defa Türklüğü aşağılama suçlaması yöneltiliyordu. Açılan bu davaların hemen hepsinde adliye binaları önünde Hrant Dink'e yönelik eylemler yapıldı. Pankartlar açıldı, hatta adliye içerisinde Hrant Dink'e yönelik fiziki saldırı girişimleri bile yaşandı. Bu süre boyunca Hrant Dink aleyhine birçok haber yapıldı ve yazı yazıldı. Tehditlerse hiç bitmedi. Öyle ki Bursa'dan Ahmet D. adıyla Agos gazetesine gönderilen mektupta açık ilandır, Hrant Dink oğlunu, seni ve Sarkis Seropyan'ı bir daha hiç konuşamamak üzere susturacağız. Önce oğlunu, cesedini Ankara çıkışındaki jandarma bölgelerinin birinden alacaksın. Gestapo Türk denilerek açıkça ölüm tehditleri yapılıyordu. Hrant Dink'in avukatları 2 Şubat 2006'da mektupla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hrant Dink, azınlık, misyonerlik, vatana ihanet ve Türklüğü aşağılama suçlamasıyla yargılandığı davalardan hüküm giydikten sonra tescilli Türk düşmanı gibi terimlerle anılmaya başlandı. 2002-2007 yılları arasında kurulan ulusalcı, aşırı milliyetçili dernek ve oluşumların doğrudan veya dolaylı hedefi oldu. Ayrıca 2004'ten Hrant Dink'in öldürüldüğü 19 Ocak 2007'ye kadar Ermeni ve azınlıklar meselesiyle ilgili yapılan etkinliklere yönelik saldırılar yaşandı. 5 Şubat 2006'da Trabzon İtalyan Katolik Kilisesi rahibi
Andrea Santoro ayin sırasında öldürüldü. 2005'ten itibaren Orhan Pamuk, Hasan Cemal, Murat Belge, İsmet Berkan, Elif Şafak, Aydın Engin ve yanı sıra birkaç kişi hakkında davalar açılmıştı. Orhan Pamuk'un Türklüğe hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada Türk milleti Orhan Pamuk'a ateş püskürmüştü. Birbiri ardına yaşanan bu gelişmelerden sonra "Ve işte yine uçurumun kıyısındaydım" diye yazıyordu Hrant Dink 12 Ocak 2007'de ve ekliyordu. "Peşimde tekrar birileri vardı. Onları seziyordum ve onların kerinçsiz ekibiyle sınırlı ve salt onlardan oluşacak denli sıradan ve görünür olmadıklarını çok iyi biliyordum." Yazıdan sadece bir hafta sonra 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde Agos gazetesinin önünde Hrant Dink beyaz bereli bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Tetikçi Ogün Samast nasıl yakalandı? Cinayetten sonra emniyet görevlileri henüz katilin kimliğini tespit edememişken 20 Ocak 2007'de yani Hrant Dink'in öldürülmesinin hemen ertesi gününde öğleden sonra Ogün Samast'ın babası Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne giderek televizyonlarda katil olarak gösterilen kişinin oğlu Ogün Samast olduğunu söyledi. Yine aynı gün saat 15.05'te Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattını arayan bir kadın katilin Ogün Samast olduğuna dair ihbarda bulundu. 17 yaşındaki Ogün Samast suikasttan 34 saat sonra Trabzon'a gitmek üzereyken Samsun otogarında gözaltına alındı. Sorgusunda suikasti Yasin Hayal'in talimatıyla işlediğini söyledi. Ogün Samast'ın yakalandığı saatlerde Yasin Hayal zaten Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındaydı. Zira Yasin Hayal, Trabzon Emniyeti'nin yakından bildiği bir isimdi. Yasin Hayal, 2004 yılında Trabzon'daki McDonald's şubesine yapılan ve 6 kişinin yaralandığı bombalı saldırının failiydi. Hrant Dink cinayetinin bir başka azmettiricisi Erhan Tuncel'di. Polis Tuncel'i de yakından tanıyordu. Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna göre Yasin Hayal, McDonald's saldırısını Erhan Tuncel'le birlikte organize etmişti. Tuncel'le ilgili bilgi bununla da sınırlı değildi. Öyle ki gözaltına alınan Erhan Tuncel'in Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çalışan bir ajan olduğu ortaya çıkacaktı. Hrant Dink cinayetinden önce devlet görevlileri neler biliyordu? Ile birçok görüşme yaptığını anlattı. Yasin Hayal'in Ermenilere karşı büyük bir kin beslediğini ve eylem yaparsa İstanbul'da yapacağı bilgisini ise 2005 yılı Eylül-Ekim aylarında görüştüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerine verdiğini söyledi. Dosyanın sanıklarından olan Coşkun İ, Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürmeyi planladığını ve Hrant Dink'in eviyle Agos gazetesi çevresinde keşif yaptığını anlattı. Hayal'in silah temin etmeye çalıştığını da anlatan Coşkun İ, bu bilgileri 2006 yılı Temmuz ayında ilişkide olduğu Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine aktardığını söyleyecekti. Ayrıca Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir yazı göndermişti. Yazıda 2004 yılı Ekim ayında Trabzon'da McDonald's isimli iş yerine yönelik el yapımı ve parça tesirli bombayla saldırı düzenleyen Yasin Hayal'in Ermenilere karşı büyük bir kin beslediği, İstanbul'da ses getirecek bir eylem yapmayı planladığı, hedef olarak da Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ni karalayıcı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Hrant Dink'i seçtiği, maddi imkan sağladığı takdirde bahse konu eylemi gerçekleştirmek için İstanbul'a gideceği, eylem yapmayı tasarlayan Yasin Hayal'in McDonald's isimli iş yerine yapmış olduğu eylem öncesinde de benzer söylemlerde bulunduğu ve Yasin Hayal'in tasarladığı eylemi yapabilecek bir yapıya sahip olduğu anlatılıyordu. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından cinayetten sonra 20 Ocak 2007 saat 21.30'da düzenlenen haber kayıt ve bildirim formundaysa Yasin Hayal'in cinayet için İstanbul'da keşif yaptığı, kroki hazırladığı ve cinayette kullanılan silahın
Ardeşen el yapımı silah olduğu bilgilerine yer vermişti. Bu formun düzenlendiği saatte o gün Samast daha gözaltına alınmamış ve cinayette kullanılan el yapımı silah da ele geçirilmemişti. Ermeni sevici ve Ermeni Hrant Dink de zaten defalarca hedef olduğunu açıklamış ve bununla ilgili suç duyurularında bulunmuştu. Yani Trabzon İl Jandarma Komutanlığı hem de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkanlığı ve de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü cinayetten önce cinayet tasarısına dair bilgiye sahipti. McDonald's saldırısının faili olan Yasin Hayal, bu dosyadan nasıl tahliye oldu ve Dink suikastını nasıl planladı? Yasin Hayal, McDonald's saldırısından 6 gün sonra 30 Ekim 2004 tarihinde İstanbul'da yakalandı ve tutuklandı. Ancak yargılama sürecine dair bir yığın soru işareti vardı. Normalde bombalama gibi bir eylemin dosyasının Erzurum'daki terör savcılığına gönderilmesi gerekiyordu ancak gönderilmedi. Telefon kayıtları dahi araştırılmayan Hayal, 11 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Üstelik tutukluğunun 3 ayını akıl hastanesinde geçirdi. Tahliye kararını da yargılamaya yapan asıl heyet değil, nöbetçi heyet vermişti. Yasin Hayal bu dosya kapsamında 14 Haziran 2006'da 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı, infaz indirimleriyle ceza 2 yıl 8 aya düşürüldü. Hapse girmesi için Yargıtay'ın kararı onaması gerekiyordu. Yargıtay'a 2006 Temmuz ayında gelen dosya ile ilgili daireye ancak 8 ay sonra 6 Şubat 2007'de gönderildi. Yani Hrant Dink suikastından sonra. Yargıtay'ın ilgili dairesi, Trabzon'daki mahkemenin Hayal'le ilgili kararının bazı yönlerini onayıp bazı yönlerini bozdu. Polis muhbiri olduğu iddia edilen Erhan Tuncel nasıl oldu da cinayetin azmettiricisi oldu? Erhan Tuncel'in Yasin Hayal'le birlikte McDonald's'a bomba atılması ve 6 kişinin yaralanması olayına iştiraki olduğu Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından bilinmesine rağmen soruşturmanın dışında tutuldu. Yargılanma dışında tutulan Tuncel üstüne üstlük dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yardımcı istihbarat elemanı yapıldı. Tuncel için zorla getirilerek dinlenmesi kararı alan mahkeme bile bu kararını uygulamadı. Jandarma ise adliyeye gelip duruşmaları takip eden Tuncel'i bulamadığını bildirdi. Hrant Dink suikastından sonra Yasin Hayal, bu olayda azmettirici olan Tuncel'in bombayı da imal ettiğini anlattı. Erhan Tuncel, Trabzon Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde görevli polis Muhittin Z'ye bağlı çalışmaya başladı. 15 Şubat ve 7 Nisan 2006 tarihli raporlarında Yasin Hayal'in Hrant Dink'e yönelik eylem yapacağını isim vererek bildirdi. Bu bilgi İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne de gönderildi. Ama buna rağmen cinayeti işleyecek kişilere karşı operasyon yapılmadı, Hrant Dink de korunmadı. Hrant Dink cinayetiyle ilgili ilk dava ne zaman başladı? İddianamede kim neyle suçlandı? Cinayetle ilgili 18 kişi hakkındaki ilk iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Nisan 2007'de düzenlendi. Daha sonra 2 kişi hakkında yapılan ek iddianame ile ilk davadaki sanık sayısı 20 oldu. O gün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in yanı sıra 17 kişi de iddianamede yer aldı. Faillerin bir kısmı hakkında tasarlayarak öldürme, örgüt üyeliği veya yöneticiliği, bir kısmı hakkında da cinayete yardım suçlamaları yöneltildi. Yargılama 2 Temmuz 2007 tarihinde Özel Yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sanıklar ilk duruşmaya getirilirken cezaevi aracının üzerinde ya işlediği tezi etkindi ve mahkemeye göre cinayet organizasyonunda örgüt yoktu. Sanıkların tamamı silahlı terör örgütü üyeliği suçundan beraat etti. Dosyayı temyiz eden savcılığa göre örgüt vardı ve o günün konjonktüründe bu örgüt Ergenekon'du. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararın örgüt suçundan ceza verilmemesi nedeniyle bozulmasını istedi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de örgüt yönünden verilen beraat kararlarını bozdu.
sanıkların silahlı terör örgütü değil, suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanmalarına karar verdi. Öte yandan dava dosyasında şok bir gelişme yaşandı. Hrant Dink cinayetinin FETÖ'nün talimatıyla işlendiğine karar verildi. Davanın 20. duruşmasında mütalasını sunan dönemin duruşma savcısı ve FETÖ firarisi Hikmet Usta, Dink cinayeti eyleminin Ergenekon terör örgütünün Trabzon'da faaliyet gösteren bir hücre yapılanması tarafından işlenmiş olduğunu öne sürdü. İlk kararını 17 Ocak 2012'de açıklayan mahkeme, 4 sanığa cinayeti azmettirme ve yardım gibi suçlardan çeşitli cezalar vermişti. 17-25 Aralık kumpası sonrası seyri değişen dava, cinayetin ardından başlatılan ve uzun zaman sürüncemede bırakılan soruşturmanın seyri, 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün ardından FETÖ'cü savcıların açığa alınmasıyla değişti. İstanbul merkezli 17-25 Aralık kumpas soruşturmaları sonrası dönemin yetkilileri paralel yapılanma tartışmalarını hatırlatarak Hrant Dink cinayeti dosyasının yeniden ele alınmasını istedi. Dink ailesi 6 Mart 2014'te cinayette sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma yürütülmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılmasının ardından İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düşen davada 7 Mart 2014'te Erhan Tuncel tekrar tahliye oldu. Kamu görevlilerine yargı yolu 2014'te açıldı. Cinayete ihmali olduğu iddia edilen dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Güngör'le emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu kamu görevlileri hakkında daha önce verilen takipsizlik kararı, Dink ailesi avukatlarının itirazı üzerine Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Haziran 2014'te kaldırıldı. Böylece cinayette ihmalleri olduğu belirtilen kamu görevlilerin yargılanmasının yolu açıldı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim 2014'te Yargıtay'ın bozma kararına uyarken, tetikçi Ogün Samast'ın İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı dosya 9 Aralık 2014'te bu davayla birleştirildi. Fethullahçı terör örgütü soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan dönemin özel yetkili savcılarından Muammer Akkaş'tan 3 yıl sonra alınan Dink cinayeti dosyası savcı Yusuf Hakkı Doğan'a verilmesiyle soruşturma hızı kazandı. Cinayetten yaklaşık 8 yıl sonra yargılama yolu açılan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akgürek, eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Büro Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da şüpheli kamu görevlileri olarak soruşturmaya dahil edildi. Doğan'dan sonra dosyayı devralan savcı Gökalp Kökçü ise Cerrah, Akgürek ve Yılmazer'in yanı sıra eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, eski Emniyet Müdürleri Ahmet İlhan Güler ve Coşun Çakar'ın da aralarında bulunduğu 26 kamu görevlisi hakkında tasarlayarak kasten öldürmek, silahlı örgüt kurmak ve üye olmak gibi suçlardan iddianame hazırladı. Dosyanın gönderildiği mahkeme ile davaya bakan mahkeme arasındaki uyuşmazlığın Yargıtay'ca çözülmesinin ardından 34 sanığın yargılandığı davanın duruşması 19 Nisan 2016'da yapıldı. Ordu Vali Yardımcısı eski Mülkiye Baş Müfettişi Mehmet Ali Özkılınç'la ilgili iddianamenin de kabul edilmesiyle sanık sayısı 35'e çıktı. Heyet başkanlığı değişiminden sonra dava 2017 yılında hız kazanarak duruşmalar 15 gün arayla sıralı yapıldı. Cinayete ilişkin savcı Gökalp Kökçü tarafından boyutu genişletilip sürdürülen soruşturma sonucunda firari terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler Faruk Mercan, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan'la avukat Halil İbrahim Koca hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Hrant Dink cinayetine ilişkin en kapsamlı soruşturmanın tamamlanmasından sonra FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Öz ve Ekrem Dumanlı ile meslekten ihraç edilen jandarma görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında yeni iddianame hazırlandı. Cinayetin FETÖ ile bağlantısını anlatan iddianame,
Dink cinayetinin Fethullah Gülen'in sapkın dini inançları referans alınarak başka bir düzen getirmek için FETÖ'nün şiddet içeren bir başlangıç eylemi olduğu belirtildi. Mahkeme 2 Haziran 2017'de 50 sanıklı yeni iddianame ile 35 sanıklı ana davası dosyasının birleştirilmesine hükmetti. Birleşme ile 85 sanığa çıkan dava kapsamında Fethullah Gülen'in 2 Haziran 2017'de gıyaben tutuklanmasına, aralarında Ekrem Duman'la Zekeriya Üzün de bulunduğu 6 sanık hakkında da yakalama emri çıkartılmasına, 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme 20 Ocak 2017'de duruşmada eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Emniyet Müdürleri Hanife Avcı ve Emin Eraslan'la gazeteci Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşmalardaki tahliyelerde tutuklu sanık sayısı 2018'de 4'e düştü. Son olarak mahkeme cinayetin FETÖ'nün talimatları, amaç ve ideallerine uygun olarak sanıkların iştirakiyle işlendiğine karar verdi. Kararda, mahkemece yapılan yargılama sonucunda söz konusu cinayet eyleminin FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün talimatları ve örgütün amaç ve ideallerine uygun olarak mahkememiz dosyasında hüküm kurulan sanıkların iştirakiyle işlendiğine kanaat getirilmiştir dendi. Kıymetli takipçilerimiz için Hrant Dink suikastini enine boyuna bu videomuzda işlemeye çalıştık. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.